Sayın Başkan, Sayın Vekiller Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 251 sıra sayılı kanun üzerine HDP grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu kanun esasında teklifin özü vatandaşlarımıza faizsiz taşıt ve faizsiz konut kredileri sağlayan şirketlerle ilgili bir düzenleme içeriyor. Bu kanunla birlikte şirketler üzerinde BDDK denetiminin sağlanması öngörülüyor. Bunların denetimi, iç organizasyonları, finansman politikaları ve tasfiyelerine kadar ki bütün süreçlerde BDDK denetimine tabi olmaları yönünde bir düzenlemeyi içeriyor. Tabii kanunu biz esasen hani bu alanda, faizsiz finans alanında bir denetleme mekanizması, bir kontrol mekanizması oluşturması açısından destekliyoruz. Doğru bir kanundur. Olması gereken bir şeydir. Eksikleri vardır. Ve kanunun yapımı esnasında da kimi noksanlıklar gördük. Bunları da kendimiz orada da dile getirdik. Burada da kısmen bunlardan bahsedeceğim. Bir defa Türkiye'de konut ihtiyacı, hani şunu söylüyoruz. İşte bizim gibi ülkelerde, yani geleceğinden kaygı duyan ülkelerde konut sahibi olmak son derece önemli. Herkesin bütün hayali öncelikle bir ev sahibi olmaktır. Eğer kendisine bir ev sahibi var ise, çoluğuna çocuğuna bir ev alma ihtiyacı hisseder. Bu Türkiye gibi ülkelerde niye gereklidir? Örneğin şöyle bir istatistik var. Dünyada, yani Avrupa'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bir istatistik yapılmış ve Türkiye'de örneğin konut sahipliği oranı %60. Şimdi ilginçtir, bakıyorsunuz İsviçre'de bu %42, Almanya'da %52, Avusturya'da %55. Ancak bunların milli geliri, kişi başına düşen milli gelire baktığınız zaman Türkiye'de 9.043 dolar, Almanya'da 46.259 dolar, Avusturya'da 50.277 dolar, İsviçre'de 81.994 dolar. Yani 81.994 dolar yıllık milli gelire sahip bir vatandaş ev sahibi olmak istemiyor. Ben bunu komisyonda söylediğim zaman ya Türkiye'de daha fazla ev sahibi oluyorlarmış gibi bir itiraz eden vekilimiz olmuştu. Esasında o Avrupa'daki insanların geleceğinden kaygı duymaması, yani parayı konuta yatırmak yerine bu sene tatili biz nerede yapacağız derdine düşmesi, sağlığına yatırması, yiyeceğine içeceğine yatırması, yani lüks tüketim olarak görülen, bizde öyle görülen kimi ihtiyaçlara harcamasından kaynaklıdır. Onların öyle ben illa bir ev alayım, çocuğuma bir ev alayım derdi yok. Çünkü gelecek kaygısı yok. Ülkeleri öyle bir pozisyonda. Şimdi bizde tabii konut ihtiyacı böyle artınca ne oluyor? Dolayısıyla konut da dolandırıcılık, konut üzerinden yolsuzluklar da hayli artıyor. Yani burada bu kürsüde Esenyurt, Fikirtepe, Tuzla da yaşanan birçok konuyu dile getirmiştik. Orada da hala insanlar bu konut dolandırıcılığından dolayı çözüm bekliyor. Peki bu faizsiz finans sistemi dediğimiz konut ve araba üzerine daha çok kurulu sistem nasıl çalışıyor? Aslında bunu kamuoyunda hani altın günü diye de adlandırılıyor. Hani bildiğimiz eş, dost, akraba arasında yapılan genelde kadınların yapmış olduğu altın günleri vardır. Hani buna benzer bir şey. Ama orayla bura arasında şöyle önemli farklılıklar var. Bir kere altın gününde insanlar birbirlerini tanıyorlar. Ayda bir araya geliyorlar. İkincisi, oradaki değişim aracı, yani topladıkları şey altın. Yani size ilk ayda da çıksa, en son ayda da çıksa, en nihayetinde çeyrek altın ya da büyük altın, neyi üzerine akitleşilmişse onu veriyorsunuz ve herhangi bir kaybınız da söz konusu olmuyor. Ama burada şöyle bir şey var. Burada bir defa gruplar oluşuyor. Siz bu şirketlere başvuruyorsunuz. Sonu evimle biten firmalar bunlar genelde. Hepsinin sonunda genelde evim var. Bu firmalara başvuruyorsunuz. Bunlar size bir havuz oluşturuyorlar. Ve siz o havuzda gruplarda yer alıyorsunuz. Kimi 80 kişilik, kimi 100 kişilik, kimi 120 kişilik gruplar. Diyelim bir konut almak için girdiniz. Buraya aylık belli bir tutarda para yatırıyorsunuz. Sonrasında noter huzurunda kurallar çekiliyor ve siz artık size kendinize ne zaman çıkacağını bekliyorsunuz. Orada tabii başka bir hile devreye giriyor. Yani bu genelde kamuoyunda anlatılmıyor, ifade edilmiyor. Firmalar bunu joker diye tanımlıyorlar. Ancak mahkemeye konu olmuş olaylar var. Bunlardan da bahsedeceğim. Dava edilmiş konular var. Bütün bunlarda şöyle bir şey var. Diyor ki bir tane dava eden bir şahıs, 30 kişi dolunca diyor sistemi durduruyorlar, 30 kişi. Sonra grubu 100'e tamamlıyorlar ve aslında orada gerçekte 30 kişi var.
Geri kalanı şirketin kendi yazdığı isimler. Ve dolayısıyla siz evet noter huzurunda bir kura oluyor ama sonuçta size çıkma ihtimali son derece düşük hale geliyor. Ve o nedenle de insanlar bekliyor 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl bakıyorlar kendilerine çıkmayacak. Biz bundan çıkıyoruz yani burada bir iş var yani bir tuhaflık var. Biz buradan ayrılıyoruz diyorlar ve orada da başlarına başka sorunlar çıkıyor. Bir kere ödedikleri paraları alamamak gibi. Şimdi bu sisteme kimler giriyor? Yani bu sisteme sadece faiz yani inançsal durumla faizle arasına mesafe koyan insanlar değil. Tabii bunlar da mutlaka var ama bunun dışında bankalarla sorun yaşayanlar, çeki yazılanlar, kredi kartları ödenemeyip bankada kredi notu düşük olanlar, hiçbir şekilde bankaların kendisine faiz vermediği insanlar da bu sisteme giriyorlar. Bin bir umutla buraya giriyorlar ve buradan ev alacaklarını umut ediyorlar. Şimdi bu komisyon çalışması yapılırken buraya şirketler çağrılmıştı. Hemen hepsi vardı neredeyse. Yani şirketlerle birlikte yapılan bir kanun hep bütün şeylerde olduğu gibi. Vallahi şirketler öyle taleplerde bulunuyor ki yani hakkını yemeyeyim. Başkan zaman zaman onlara böyle res çektiği durumlar oldu. Yani böyle yani sonsuz taleplerde bulunuyorlar. Yani önüne gelen şeyi talep ediyorlar. Böyle bir pozisyon var orada. Ama şu yoktu yani örneğin bu sisteme girip de mağdur olmuş bir kişi gelip orada derdini anlatamadı. Yani böyle bir sıkıntı konu edilmedi orada. Ve aslında bizim hep eleştirdiğimiz mantık şu. Bütün yasalar, burada görüştüğümüz bütün kanunlar, en azından benim kendi dönemim açısından söyleyeyim. Bütün kanunlar şirketlerle birlikte hazırlanıyor. Aslında o şirketlerin mağdur ettiği, muhatap oldukları kurumlar ya da kişiler çağrılmıyor. Genelde şirketler üzerine kurulu bir sistem var ve şirketlerle birlikte bu kanunlar yapılıyor. Şimdi burada örneğin Kocaeli'de ikamet eden 55 yaşındaki emekli Gülten Duymuş şöyle diyor. Diyor ki ya bütün hayalim ev sahibi olmak. 7.000 lira yatırıyor ve 2017'de 7.000 lira katılım ücreti olarak buraya giriyor. Ve şirketin duygularını sömürdüğünü ifade ederek şunları söylüyor. Ofislerinize gittiğiniz zaman sizi neredeyse kapıda karşılıyorlar. Çalıştıkları insanların ikna kabiliyetleri çok yüksek. Resmen insanı hipnotize ediyorlar. Bir an önce imza attırmaya odaklı çalışıyorlar. Öyle bir konuşuyorlar ki kapıdan çıktığınızda ev sahibi olacaksınız sanki. Ben de diyor bu duygularla imzaladım. Arkasından baktım ki bunun olacağı yok. Ondan sonra paramı istedim diyor. Şimdi o imzaladığımız sözleşme gereği yatırdığım paranın tamamını geri alamıyorum diyor ve bununla ilgili mahkemeye başvurmuş ve mahkemeden kazanmış bu parasını almış. Herkes başvuruyor mu ayrı bir konu ya da o mahkeme masraflarına katlanmak da başka bir dert. Çünkü Türkiye'de dava açmak da bir problem. Yani bir külfet, bir maliyet. O da var. Yine bilmem ne nokta nokta evime başvuran bir Osman Bey de 80 bin liralık anlaşma yapıyor ve 8 bin lira organizasyon ücreti ödüyor. Ondan sonra kendisi 15 gün sonrasında konuyu araştırmaya başlıyor ve diyor ki ben mahvoldum yani nereye girdim diye dert edinmeye başlıyor. Sonra diyor ki ben çıkacağım bu sistemden diyor. Fakat bir türlü çıkartılmıyor. Çekiliş sırası da kendisine gelmiyor ve sahte listelerle bu sistemin yapıldığını kendisi de ifade ediyor. Yine Bursa İnegöl'de 37 yaşındaki Mehmet Emin Sayar da çocuklarına bir ev alabilmek için bu sisteme giriyor. Kendisi sistemden hiçbir şekilde bu evin kendisine çıkamayacağını anlıyor. O da çıkmaya çalışıyor. Bir şöyle bir itiraf var pardon. Furkan Özdemir söylüyor bunu. 2012'de nokta nokta bilmem ne evim sistemine giriyor. O da peşinat ödüyor filan. Şimdi diyor ki ya ben diyor yorum yazdım. İşte bir takım bunların sitelerine maruz kaldığım duruma ilişkin yorum yazdım diyor. Ve tehdit edildim diyor yani yorumu silmem konusunda tehdit edildim. Ve bunlar diyor sonra baktım ki diyor YouTube kanallarında kimi inançlarını sömürecek düzeyde videolar hazırlatmışlar. İnsanları buraya teşvik edecek şekilde iş yapıyorlar diyor. Ve bir taraftan da bu sistemle ilgili olarak ya da şirketle ilgili olarak olumlu yorum yazması için bildiğimiz troller çalıştırdıklarını söylüyorlar. Ve bütünüyle insanların mağduriyetine yol açan bir sonuç ortaya çıkıyor. Bunun örnekleri Türkiye'de ülkemizde çok fazla var. Çiftlik Bank'ı hepimiz biliyoruz, yaşadık nasıl bir şey olduğunu. İhlas Finans'ın nasıl bu ülkede dolandırıcılık yaptığını biliyoruz. Deniz Feneri örneğini, Yimpaş örneğini yaşadık. Ve
Bu mecliste biz Kombassan Holding'in yapmış olduğu dolandırıcılıkları da akladık. Yani bir yerde şöyle bir şey oldu. Kombassan Holding insanları dini duygularını sömürerek dolandırdı. Arkasından Bera Holding'i kurdu, isim değiştirdi. Ancak onun mağdurlarının kendisine dava açmak hakkını da ortadan kaldıracak şekilde bu meclisten düzenleme geçirildi. Ve aslında onların kim olduğuna da baktığın zaman iktidarın birinci partisiyle ilişkili insanlar olduğunu, geçmişte orada siyaset yaptıklarını da görüyoruz. Hatta Kombassan'ın sahibi Plan Bütçe Komisyonu'ndaki kanuna bizzat katıldı. Yani mağdurlar katılamazsanken kendisi bizzat geldi ve orada bin bir teşekkür ederek görüşlerini sundu.